Türk milleti, değerli basın mensuplarımız, Cumhurbaşkanı adaylığı için Vatan Partisi Genel Başkanı olarak başvuruyu yaptım. Ve 1 Mayıs mücadele günümüzü bütün milletimizin, bütün emekçilerin buradan kutluyorum. Türkiye'nin önünde zorluklar var. Bu zorluklardan korkmuyoruz, yılmıyoruz. Bu zorlukları yenecek, üstesinden gelecek ülkemizi, üretim ekonomisine, vatan bütünlüğüne, barışa, huzura kavuşturacak birikimimiz var, gücümüz var, cesaretimiz var, tecrübelerimiz var. Ermeni soykırımı yalanını bütün dünyaya karşı ortadan kaldırdık, yerle bir ettik. Bu büyük bir miras. Aynı şekilde Silivri duvarını yıktık. Yani Cumhurbaşkanı adaylığına başvururken Silivri zindanının duvarlarını yıkmış milletin gücüyle bir partinin genel başkanı olarak başvuruyorum. İçeriden biz mücadele ettik. Dışarıdan yüz binler geldi, kapılara dayandı ve Türkiye'nin önünü açtık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni o zindandan çıkarttık. Vatan Partisi'ni zindandan çıkarttık. Böylece Türkiye'mizin vatan bütünlüğünü sağlayacağı, terörü ortadan kaldıracağı koşulları yarattık. Ve değerli arkadaşlar, aziz milletimiz, 15-16 Temmuz gecesi Vatan Partisi ekranlara çıktı, öyle kümeslere falan saklanmak yok. Çıktı ve gümbür gümbür oradan, bu darbe Amerikancı bir darbedir. Bu darbe Fethullah terör örgütünün darbesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu darbede yoktur. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletiyle birlikte bu darbeyi ezecektir. Vatan Partisi görevinin başındadır. Bu mesajımızla bütün sorumlulukları, görevleri hükümete, orduya, kurumlarımıza hatırlattık. Milletimizi ayağa kaldırdık ve o Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ örgütü marifetiyle sahnelediği darbeyi ezmede Vatan Partisi o zaman gerekli görevini yerine getirdi. Bunları şunun için anlatıyorum. Önümüzde zorluklar var. Çetin bir döneme giriyoruz. Ekonomide çetin bir dönem. Sayın Cumhurbaşkanı depremden söz ediyor. Vatan bütünlüğünü, güvenliğimizi sağlamada çetin bir dönem var. Türkiye'ye yönelik tehditler var. Ege'den, Doğu Akdeniz'den ve güney sınırlarımızdan. Onun o tehditlerin arkasında Amerika var, İsrail var. Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la birlikte Doğu Akdeniz'de mavi vatanımızı tehdit eden askeri tatbikatlar yapıyorlar. Buna karşı biz Türkiye'yi yönetiriz. Cumhurbaşkanlığı görevini aldığımız, geçmişten getirdiğimiz cesaretimizle, birikimimizle, kadrolarımızla Türkiye'yi aydınlıklara çıkartırız, vatan bütünlüğünü sağlarız, üretim ekonomisini bütün milletin katkısıyla inşa ederiz. Türkiye'yi birleştiririz. Bu konuda kadrolarımız, Sayın Meclis Başkanlığı yapmış, Cumhurbaşkanı Vekilliği yapmış arkadaşlarımız, Savunma Bakanlığı yapmış, bakanlıklar yapmış, üniversitemizde rektörlükler yapmış, komutanlarımız, generallerimiz, orgenerallerden tu generallere kadar her düzeyde generallerimiz, amirallerimiz, Vatan Partisi'nin kadrosu bu zorlukları, bu çetin koşulları milletimizin gücüyle aşacak birikime sahiptir. Yine Vatan Partisi Suriye ile, Irak'la, İran'la, Rusya'yla ve Çin'le Türkiye'mizin güvenliğini sağlamak için ve üretim ekonomisini inşa için gerekli görüşmeleri yapmıştır, ilişkileri kurmuştur. O açıdan da Türkiye'yi yönetmeye hazırız. Yani özeti, zorluklar var. Zorlukları yenecek bizde güç var, birikim var ve koskoca bir Türk milleti var. Onun için geleceğe güvenle ve umutla bakıyoruz. Milletimize buradan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sayın basınımıza da yürekten teşekkürler ediyoruz. Efendim, 100 bin imza için başvurdunuz tabii ki. Bundan sonra süreçte 100 bin imza
imza toplayacağınızı... Efendim biz 100 bin kişiyi Silivri Divarı'nın önüne yığmışız. Biber gazlarına karşı atılan o mermilere karşı 100 bin üzerinde insanı 3 kez Silivri Duvarı'nın önüne yığmışız. O 100 bin insanı ilçe seçim kurullarına mı getirmeyeceğiz? 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mayıs günleri 6 gün sabah 9'dan başlayarak akşam 20'ye kadar yani gece 8'e kadar yurttaşlarımız imza atmak için yani Cumhurbaşkanı adaylığına Doğu Perinçek'i önermek için gelecekler. Şu anda elimizde 90 bin adet dilekçe var. Şu anda daha zamanı gelmeden Vatan Partimize müracaat etmiş 90 bin üzerinde vatandaşımızın Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı gösteren dilekçesi var. Biz şimdi bütün bu vatandaşlarımızı ve şu ana kadar dilekçe vermemiş olan vatandaşlarımızı da seferber ediyoruz. O bakımdan 9 Mayıs günü bu ilçe seçim kurullarında imzaların toplanması günü bittiği zaman 100 bini aşan imzayla Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Ama biz Cumhurbaşkanı olacağız. Peki efendim. Bu olağanüstü bir süreçtir. Olağanüstü bir süreçtir. Olağanüstü süreçler olağanüstü çözümleri getirir. Yani nasıl Atatürk Bandırma vapuruna bindiği zaman anketlerde Atatürk yoktu. İşte şimdi şu anda biz Bandırma vapuruna binmiş durumdayız. Hazreti Muhammed Mekke'deyken anketler Hazreti Muhammed'i göstermiyordu. Anketler İstiklal Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk ordusunun düşmanı Akdeniz'e dökeceğini anketler göstermiyordu. Onun için Türkiye'nin geleceğini anketler değil. Yaşadığımız olağanüstü süreçte milletimizin üstün yeteneği ve Vatan Partisi'nin biraz evvel belirttiğim zorlukları yenme yeteneği gösterecek. Bizim karşımıza çıkan Cumhurbaşkanı adaylarına buradan milletimiz için başarılar diliyoruz. Ama bizim karşımıza çıkanlar Silivri Duvarı'nı mı yıkmış, darbe karşısında ne yapmış, nerede saklanıyordu? Bunların cevabını versinler. Yani bu zor dönemde zorlukları yenme konusunda bir cumhurbaşkanı seçimi yapılacaktır. Göreceksiniz Türkiye önümüzdeki süreçte bu olağanüstü koşullardan olağanüstü çözümle çıkacak. Milletvekili seçimi için geniş tabanlı ittifak için ne söylersiniz? Katılır mısınız böyle bir? Daha bu konuda karar süreci devam ediyor. Onu söyleyeyim ama bizim amacımız birbirimizi milletvekili yapmak değil, Türkiye'mize çözüm üretmek. Yani vatanı bütünleştirmek, terörü bitirmek ve üretim ekonomisine geçmek, milletimizin sırtının giydiği, karnının doyduğu, eğitimin yapıldığı, sağlık hizmetlerinin parasız karşılandığı ekonomik koşulları yaratmak. Onun için efendim birbirimizi omuzlayalım, millet meclisine sokalım. Bizim hedefimiz bu değil. Bizim hedefimiz vatanın bütünlüğü, üretim ekonomisi, aydınlanmış Türkiye. Efendim bir soru. Evet, şimdi Sayın Rektörümüz bana bir şey kopya veriyor, Profesör Tülin Uygur. Şunu söyleyeyim, Türkiye bu olağanüstü dönemde prompterdan yönetilmez. Prompterlardan yönetilmez, bilgiyle, birikimle, cesaretle, kararlılıkla yönetilir. Onun için hani konuşmalar, nutuklar prompterlardan atılır ama... Amerika gelip namluyu dayadığı zaman Doğu Akdeniz'den, Ege'den prompterda onun cevabı yok. Cumhurbaşkanının söylediği gibi ekonomik deprem olduğu zaman promptura baktığınız zaman o ekonomik depremden çıkışın cevabı yok prompterda. Ama Vatan Partisi'nde bütün bu durumların, olağanüstü koşulların nasıl aşılacağına dair cevaplar var. O bakımdan Cumhurbaşkanı seçiminde milletimizi olağanüstü durumun olağanüstü çözümü konusunda düşünmesi son derece yerinde olur. Ona davet ediyor. Tarihi bir olay yaşıyoruz. Anayasa değişikliğinden sonra Türkiye tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayları 100 bin vatandaşın önerisiyle belirleniyor. Bu bakımdan biz milletin adayı olarak bu olağanüstü dönemde olağanüstü çözümler üretmeye
hazırız, kendimize güveniyoruz, milletimize güveniyoruz ve siz değerli basınımıza da burada doğru haber verme, güvenilir haber verme konusunda sorumluluğunuzu yerine getireceğinize güveniyoruz.